Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Gaming Cast Star Scream'den hepinize merhabalar. Hemen bakalım. Şu anda 19 ekibimiz var. Sonradan bir ekibimiz katıldı ama gerçekten sevdiğim ve değerli bir ekip. 13. bölge ekibi bizlerle bugün. Hemen bakalım ekiplerimize. Loresima ekibi, All For One ekibi, Lunax, RGG, Dakka, Her Warriors, Vine, Keof, Beast, Shade, Noe, Nazi, Oldbat Reborn, Fur, bir dakika, bu takımın ismi aklımda değil, daha yeni aramıza katıldılar. Hemen bir bakayım. Hemen şöyle bakmak istiyorum. Feed Up. Heh. Evet. Pars ekibi bizlerle, Ivreduen ekibi, Seven ekibi ve Unix ekibi bizlerle. Hemen bakalım uçağımızın dağılımında George Pool tarafları, Hospital tarafları bir yoğunluk söz konusu. Onun dışında Milta Power kısmında bir yoğunluk var. Serkan, hoş geldin. Teşekkür ederim canım benim. Şimdi bir bakalım. Önce şuraya bir bakmak istiyorum. Nazi ekibi ile Pars ekibi arasında bir yakınlık var. Pars Twisted burada yakınlaşmış. Lewis orada Twisted'ı indiren isim oluyor. Pardon, Nazi ile şu anda Lunax ekibi arasında bir yakınlık var. Lunax'dan Rage Up, Rage OP şu anda oradan Shade ekibinden birini aldı. Fan Club burada tek başına mücadele devam ediyor derken sona kalan Nazi ekibinden Pulu Shade'i indiriyor. Şu anda Twizy buraya gelen bir diğer isim. Oooo, drop shotla 5 kill ulaştırdı burada Rage. Tebrik ederim. İyi ki buraya bakmışım önceden. Diline kuvvet. Sağ olasın. İyi yayınlar canım. Sağ ol. Hoş geldin canım benim. Bakalım başka yerlerde de bir yakınlık var gibi görünüyor. Bir an önce oraya geçmek istiyorum. Shade ekibinden Tenexon savaşçıyı görüyoruz. 13. bölge burada. Mirta fabrikalarını almış. Buradaki yoğunluk ayrılmış durumda. Oldbat Reborn ekibi bir yerde fight içinde. Onlar neresi? Oo, burası. Ve burada Oldbat Reborn ekibi rakiplerini indirmeyi başarmış orada. Bir kişi feed up ekibinden bir kişi orada maalesef yakalanmış. Cedric orada yakalanan isim olmuş. Ben bir an önce şu sesi de kapatayım. Şu müziğin sesini biraz daha kısmak istiyorum. Çok fazla açık. Evet, şimdi yayın linkini de paylaşmam lazım. Birazcık bakamıyorum. Kanalım. Evet, hemen şuradan bir duyuru geçelim. Geçen olmuş mu bilmiyorum ama ben geçeyim. Tamamdır. Evet, gelelim maçımıza, tekrardan dönmek istiyorum. Rage orada bir fight'a daha girmiş. Tek başına neler yaptı bugün Rage? Burada Shade ekibinden bir oyuncu daha, Snow burada naklanan isim ve şu anda Rush geliyor buraya. Lunax ekibi burada Snow'un killini de alacak ve 6 kill'e ulaşmış olacaklar. Tebrikler, gayet güzel ilerliyorlar ve iyi bir başlangıç bu. Bir takım adına 6 kill'de çok iyi bir şekilde ilerliyorlar. Bakalım şu anda Nobody Beast ekibinin üzerine şu anda bir rezon geldi. Rezonda bir şanssızlık yaşayacaklar mı acaba? Onun dışında burada bir yakınlık var. Unix ekibi bir nak aldı. Ama rushlamak için biraz uzak araça ihtiyaçları var. Noah ekibi burada toparlanıyor. Ayrex'i orada geçirtmediler. Ivreduen ekibi de Keof ekibiyle yakınlaşmış.
Oo, şu anda köprü burada fight'e girmişler ve Times'i indirmişler. Low XP'de orada Irex'i indiriyor. Ve Elite Boy orada bir tane isim uzaktan güzel fight yaşıyorlar. Dakika'ya ve Lorasima'ya destekler geliyor. Teşekkürler. Şu anda 13. bölge ile 3 numaralı Lorasima ekibi arasında bir yakınlık söz konusu. Bakalım burada neler yaşanacak. Merak ediyorum. Evet, ilk yakınlaşma yaşandı ve Kılıç burada düşen isim oluyor. Owner burada farklı bir açıdan rakiplerini görmeye çalışıyor. Medi gördü sağda ama Tornado'yu indiren isim oldu. Evet, Medi de gördüm. Medi orada baya bir sıkışmış durumda. Kıyıcıyı indirmeyi başardı. Burada can doldurması için pek de fırsatı yok. Ve Med buradan arkalanan ve bitirilen isim oldu. Spreaks burada kaldı sadece. Finger'ı indirdi. Asin orada geliyor. Onu da indirmeyi başardı Spreaks. Şu anda Owner'la Spreaks birebir kaldı ve canı bir hayli az. Ve burada Finger takımını kurtarmayı başarıyor. Tebrik ederim. Evet, yeniden geldim. Sesimi kapatmak zorunda kalmıştım. Hemen bakalım. Burada Long knocklanmıştı, hemen kaldırıldı ve orada canı basmaya başlamış ve şu anda rush atıyor. Buradan Irex knocklandı. Maestro'nun yakınında ama kurtarması çok kısa vakti var ve maalesef orada kurtaramıyor. Maestro geriye doğru çekildi. Şu anda Lomix'ten bir bir bomba denemesi Maestro. Gayet güzel canını götürmeyi başardı ama burada Maestro tek kaldı ve onu çevirleyip almayı başarıyorlar. Tebrik ederim. Gayet güzel mücadele verdiler. İvredüen ile Keof arasında bir mücadele vardı en son. Timesi kaybettiler. İki kişi olarak yola devam ediyorlar. Şu anda Vayne ekibi de Unix ekibinin tam tepesine doğru gelmiş durumda ve burada bir fight daha yaşanabilir. Şu anda can toparlamaya çalışıyorlar. Lonix'in orada can basması lazım ama AFK sanırsam. Evet, bu can basmaması bir tık sıkıntı oluşturabilir. Vores buradan arkasındaki oyuncuyu görmedi. Mardaton da sağındaki oyuncuyu görmedi şu anda. İki tarafta sağına soluna bakmıyor. Evet, şu anda sesi duydu ve çok rahat bir şekilde indiriyor. Sol taraftan Low XP biraz darlamaya çalıştı ve Diffle'ı indirmeyi başarıyor Mardaton. Tebrik ederim. Gayet güzel. Şu anda Unix ekibi bir hayli sıkıntılı dönemler geçiriyor. Longs burada AFK, Low XP sadece yaşayan isim ve şu anda baskı gelmeye başladı.
Ve Rush geldi şu anda Master Boy'a yaklaşan ilk isim. Buradan çıkabilme fırsatı yok gibi Low XP'nin. Aslında bir deneme yapsa iyi olurdu. Master'a güzel hasar çıkarttı ve naklamayı başardı ama kendisi de bayağı bir hasar alıyor. Burada Master hemen kenara doğru çekildi. Bitirilme ihtimali olmasın diye. Soldan gelenin sesini duydu şu anda. Bir denemeler Vortex orada drop shot'a yaptı ve Vortex burayı almayı başarıyor. Unix ekibine de veda ettik. Sol tarafta Lunax ekibiyle bir fight varken 13. bölgede burada bir kill daha almayı başardı sanırsam. 7 kill'e ulaşmış durumdalar. Gayet güzel ilerliyorlar. All for One ve Seven ekibi burada rotasyona kalkmış durumda. Her an rotasyon çakışmasına yakalanabilirler. Bakalım drop'umuzda ne varmış? Drop'a doğru gelmekteler. Groza var gayet güzel. Bir silah. Evet, dediğim anda burada rotasyon çakışması oldu ve hemen arkadaki takımlara bakmak istiyorum. Buradan Raiden'da kurtulmayı başardı. Nef burada kaldı mecburen. Ve burada Nef'i indirmeyi başardılar. Şu anda Seven ekibi 3 kişi olarak yola devam ediyorlar. Ceyhun'la bayağı bir zor kurtulmuş oradan. Yarı canını kaybetmiş. Şu an Hellwarriors'a doğru gidiyorlardı ama oradan güzel kurtulmayı başardılar. Şu anda spray üstüne spray yiyorlar. Bir hitle burada düşme şansını sahip. Bu arada Lunax ekibi arabayla bir kill almayı başardılar sanırsam. Ve şu anda Lunax ekibi de 7 kill ile devam ediyor. Gayet yüksek kill'e sahipler. 13. bölgeyle Lunax ekibi. Şu anda RGG'lerin yanında Çaça var. Bakalım. Burası P atma şansına sahip ama atmayabilir. Atmayı tercih etti. Vuracağından değil ama öyle sıkayım dedi büyük ihtimalle. Şu an 13. bölge burada bir baskı vermiş ve Finger burada bir kişiyi naklamayı başardı. Şu anda All for One'da 2 tane nak var. Gayet güzel iki takım birbirleriyle mücadele ediyor. Owner buradan aklandı. O Ahsin de aklanıyor. Şu anda 2-2 kaldılar. Finger aklandı. Kıyıcı tek başına ve 13. bölgeye burada veda ediyoruz. All for One burayı kazanan isim oluyor. Ve Chapo ile Vanju burada kurtarılan isim oluyor. Tebrik ederiz. İki takımın da gayet güzel mücadele ettiler. Hemen bakalım. Şu anda kill oranlarına bakmak istiyorum yaşayanlardan. 3, 5 kill var. 7 kill var. 4 kill var. Şu anda Lunax ekibinde en fazla kill olan ekip diyebilirim. Ve şu anda onların bulunduğu bölge biraz daha yoğun. Daha fazla kill çekebilirler. Nala hiç mi şey kullanmadın kız? YouTube. Şu anda RGG'ler burada yakın dakika ekibine uzaktan bir denemeler olabilir. Şu anda Walker orayı gören isim. Orada rakibinin olduğunu biliyor ama görüşünde değiller. Evet. Sauzer'den bir sprey denemesi geldi ama bir türlü geçemedim. Evet, Çaça burada. RGG'lere deniyor. Bir yandan da dakika ekibini görüyor. Farkında nerede olduğunun. Buradaki yoğunluk biraz daha arttı ama yeni alan verildiğinde herkes buraya daha da dolacak derken Lunax ekibi şu anda bir rotasyona kalktı. Bakalım burada durmayı tercih ettiler sanırsam. Biraz daha devam etseler Seven ekibiyle karşılaşıyorlardı az kalsın. Şu an uzaktan spreylere devam ediyorlar. Pembiş pembiş ne kadar güzel set. Orada araç lastiklerini almaya çalışıyor. Ekstra gayet mantıklı. Rakibin aracını yok etmeye çalışıyor. Derken burada Seven ekibine gelen bir Lunax ekibinden bir oyuncu var ve Rage burayı indirmeyi başarıyor. Rage ne yapıyorsun sen ya? Takımın tüm kili sende galiba. Sal da onlar da vursun.
Rage Fan Club ve Rage OP diye iki tane hesap varmış. Pardon. Şu an bir bomba denemesi bakalım. İsabetli mi? Güzel bir can götürdü ama yeterli seviyede canı gitmedi. Şu an Duhan ve Raiden burada. Rage'in tam karşısında mücadele veren isim. Arkadan Fan Club'la Twisted'da desteklemeye çalışıyor şu anda Nera ekibini. Lunax ekibini. Eski Nera ekibi. Sağlık olsun Lovix bir. Sıkıntı yok. Bir dahaki maçı artık. Şu an Twisted da buraya yaklaştı. Ekstralara bakmak istiyorum. Buraya Old Blood Reborn ekibiyle fightlamaya başlamışlar bile. Sanırsam uzak fight'tı. Saldılar sanırsam. Yani şöyle bir ekstraya bir bakmak istiyorum. Şu an spray altındalar. Ekstra oradan bir hit yemeği yemiş bile. All for One ekibi de şu anda Seven ekibiyle karşı karşıya neredeyse ve araya aldılar. Şu anda. Evet, Seven ekibi oradaki evleri almayı başardı ama tam tepesinde All for One ekibi bulunuyor. 5 kill'le yollarına devam ediyorlar. Seven ekibinde ise 2 tane oyuncu şu anda hayatta kalan isim. Raiden ve Duhan. Pars ekibine bakmak istiyorum hemen. Burada yakınlık göstermişler rakiplerine ve 3 kişi olarak yollarına devam ediyor. 1 kill almayı başarmışlar buradan. Ömer burada. Bir nak almayı başardı. İkinci geldi. Orada Walker Ömer'i indiriyor. Tiniz buradan diğer oyuncuya doğru isabetli atışlar. Şu an Rush'tan bir Rush geliyor derken bayağı bir can aldı. Orada bir stop etmesi lazım. Tiniz orada kili çekiyor hanesine ve Nyx buradan uzaklaşan isim oluyor. Lilith da burada bitirecektir. Ve bitirdi de. Nyx intikam alacak mı? Yok. Yola devam ediyor ama hemen sağ tarafında bir 15 numaralı oyuncu var. Buradan bir an önce uzaklaşması lazım. Çift taraflı hasar alıyor şu anda. Gittiği yerler çok sıkıntılıydı. Ve yeni alanımız verdi şu anda. 15 numaralı ekip. Girmesi gerektiği yerlerde çok kalabalık takımlar var. Girerken sıkıntı yaşayabilir. Burada da RG'ye yakalanan isim oluyor Nyx. Ve artık bu saatten sonra geri dönüş yok. O araba mahvoldu. Arka tarafta Dakka ekibi vardı. Ne oldu onlara? Bomba denemeleri şu anda karşılıklı ama Old Blood Reborn ekibinden eş burada kaybedildi. Çaça burada çok yakın olan isim 15 numaralı ekibe. Oo. Az kalsın. Kafa atıyordu bombaya. Şu an burada her yeri sisledi Çaça ve buradan geriye doğru çıkıyor. Takım arkadaşlarının yakınına doğru gidecek. RG'ciler de burada Nyx'i bitiren isim oluyorlar. 11 takım var. 30 kişi hayatta şu anda ve oyun alanında 4 takım var. Gerisi oyun alanına girmeye çalışacak. Bakalım All for One şu anda rotasyona kalkmış durumda. Burada Lunax ve Keof'la karşılaşma şansı çok büyük. Paris ekibi de buradaki tepelerden oyun alanına girişini yaptı. Vine ekibi burada spray atabilme şansına sahip aslında. Görürse. Ve dediğim anda atmaya da başladılar. Sadece aracı hasar veriyorlar. Evet, gelelim buraya. Burası bir hayli karışık ve şu anda Shade ekibine bir kafa geldi. Zenon'la karşı karşıya ve Zenon'u burada indirmeyi başarıyor tek. Tenaxon bitirmeye çalışırken de Ox Online orada sen nereye bitiriyorsun dedi ve karşılığını verdi. Vancu buradan aklanan isim olmuş. Shade ekibine bir kafa daha geldi. Lunax ekibi burada savaşçıyı indirecek olan isim sanırsam. Savaşçı çok güzel mücadele verdi. Twisted'ın nakladı ama orada Rage bitiren isim oluyor. Ox Online burada bayağı bir can kaybetmiş. Takım arkadaşlarının bir an önce kaldırması lazım. Oo, hoplayıp zıpladı Vancu. Ne oluyor?
bir an önce kaldırması lazım. Rage Fan Club burada farklı bir açı almış. Zenon burada sürünüyor. Onu görebilme şansına sahip. Rage OP ve Twisted burada naklanan isim. Fan Club bir an önce takım arkadaşlarına doğru geliyor. Twisted'ı önce kaldıracaktır ki canı bittiği için. Bakalım, yeni alan verdi ve yeni alanımızda 2-4 takım şu anda yerini almış durumda. Geri kalan takımlar bakalım nasıl girecekler alana. Şu anda Paris ekibine bir bakmak istiyorum. Görüş açıları nasıl? Biraz tepelikte duruyorlar ve burada fight'a başlamışlar bile. Ekstra orada denemeler yaptı Twiz ama hasarı kendisi aldı. Gold Daisy'i indirmeyi başarmışlar. Çaça ve Ekstra burada hayatta kalan son isim FIDAP ekibinde. Arka taraftan ise bakalım Vine ekibi darlamaya devam ediyor rakiplerini. Bu arada Gold Daisy kaldırmayı başardı Sisten'in cover'ı sayesinde. İçeriye bakmak istiyorum. Burada rakiplerini darlıyor. Bir rotasyon gelmesin diye. Pars ekibi şu anda acayip yoğunluğu arttırdı. Ateş yoğunluğu burada bayağı bir artmış durumda. Ekstra'yı buradan aklamayı başardılar. Çaça orada Gold Daisy kaldırdı ve direkt canını da fullledi. Ve şu anda sis kalktı bakalım. Ömer orada görebilme şansına sahip aslında. Aleykümselam Fuxel, hoş geldin. Görüşü sağladı ama Ömer şu anda farklı yerlerden hasar alıyor. Şu anda Keof ekibi burada. Dakika ekibine rushlayan isim oldu. Neredeyse patlıyordu araçları ama Senior burada. O arada kaldı Keof ekibi. İki taraflı ateş altında burayı alan Dakika ekibi oluyor. Lunax ekibi de Oldbat Reborn ekibiyle karşılaşmış durumda burada. Twisted da baya bir sıkıntı yaşıyor. Ona bir bakalım. Burada kitini basıp saldırıya devam edecektir büyük ihtimalle. Aleykümselam Fırat, hoş geldin. Burada Twisted gayet güzel bir şekilde alana girdi ve takımını sıralamaya oynatmaya devam ediyor. Bakalım bir bomba denemesi orada isabetli olacak mı derken sağdan da alınan hasarla burada pozisyonu değiştirmesi lazım ama Espa da affetmiyor. Ve orada rakibini indirmeye başardı. Şu anda Dakika ekibine bir kafa geldi. Şu anda hemen hangar içinde cover'ını almayı başardı Espa da. Vine ekibi. Burada baskıyı kuran ekip diyebilirim. Ama Master Rotran buradan aklanıyor. Dakika ekibi burayı çok güzel yönetti. Arkadan destekliyor Mardaton ama maalesef burada takım oyuncularına veda ediyorlar. Vortex burada kalan son adam. Mardaton burada korumaya çalıştı ama kendisini aklanan isim oldu. Şu anda Vortex'de 4v1 atabilirler. Espa da burada bir anda surprise yaptı. Espa da'yı bitirebilme şansına sahip. Vortex bir canıyla direnmeye devam ediyor. Espa da burada kaldırılan isim olacak. Tebrik ederim iki ekibi de. Sağ tarafta Ömer'in aklandığını görüyoruz. Burada Pars ekibi gayet güzel darlamaya devam ediyor. Çaça'yı orada Oldbat Reborn ekibi almış. Sol taraftan da Dakika ekibi burayı darlamaya başladı bile. Şu anda kaldırması çok zor. Taş kenarından rahat rahat kaldırmayı başarıyor şimdi. Dakika ekibi hem sayı avantajı hem de alana girme açısından avantajlılar. Burada Walker biraz hasar aldı. %40 cana kadar düşmüş durumda. Dakika ekibi sayı avantajından burayı alabilme şansından yüksek ve alan avantajı da olduğu için bir hayli sıkıntılı durum.
Ve üst tarafta olduğu için rakipler birbirlerini hem görüyor hem de biraz daha açık kalıyorlar. Aşağı inmeleri gerekecek. Burada Cherry'in atladığı Twiz gayet güzel uzaktan Beryl'le indirmeyi başarıyor. Old Patrebon ekibi şimdi soldan aşağıya doğru inmeye başladı. Bakalım burada Dakka ekibi nasıl bir karşılık verecek? Şu anda Fidap ekibine de veda ettik. Pars ekibinden Rush sadece kaldı arkada. O da kit basmaya devam ediyor. Old Patrebon ve Dakka ekibi arasında mücadelemiz sürmeye devam ediyor. Ve burada Dakka ekibi bombayla sonunu getiriyor Old Patrebon'un ve birinciliği kazanıyor. Tebrik ederiz. 4-8 10 kill ile birinci olmuşlar. Old Patrebon ekibi 4 kill ile ikinci olmuş. Pars ekibi 4 kill ile üçüncü oluyor. Ses bug'u var. Hemen şöyle yapalım. Seri SS'leri alayım ben. Of, çok ses vardı. Evet, ilk maçımız böyle tamamlandı. Hemen ikinci maça geçelim. 5 dakika ara veriyoruz. Hemen ardından sizlerle beraber olacağız. Bir yere ayrılmayın. Sen zengin değil mi?
Evet, Gaming Star Scream'de ikinci maça geldik. İlk maç gayet güzeldi ve Dakka ekibi orada birinci olmayı başardı. 8 kill ile birinci oldular. Bakalım şimdi Miramar'ın kazananı kim olacak? Hemen şöyle takımları tekrardan gözden geçirelim. Lorasima, All For One, Lunax, RGG, Dakka, Her Warriors, Vine, Keof, Beast, Shade, Noe, Nasi, Old Patrabon, Feed Up, Pars, Ivre, Seven, Unix, 13. bölge şu anda bizlerle. Hemen bakalım, uçağımız şu anda haritanın sağ altından sol üstüne doğru gidiyor. Ama biraz daha böyle ortalasa daha hoş olabilir çünkü haritanın sağ üst bölgesi tamamen kullanılamaz bir halde. Yani oraya gitmek için araba fightları yaşaması gerekir takımların. Ama onu yapacaklarını da sanmıyorum. İkinci mainlerini kullanırlar.
Şu anda bakalım Fidap ekibiyle şu anda Nasi ekibi Impala'ya doğru gitmekte. Şu anda Dakka ekibi, Ivreduen, RG ekibi şu anda maceraya doğru geliyor. Bir hayli kalabalık orası. 13. bölgeye Pekado'ya inen ekip oluyor. Şu an Impala'ya yetişemediler. Sanırsam buraya dağılmış durumdalar. O El Pozo bayağı bir kalabalık. Bakalım şu anda Seven, Vine ve Shade ekibi burada. Üstünden de Unix ekibi, Pars ekibi, Old Bat Reborn ekibi Krater ve Fields bölgesine doğru uçmakta. Hemen şuradaki fight'a bakalım. İlk kan burada katılabilir. Dakika ekibi 3 kişi olarak katılmış sanırsam. Bir bakmak istiyorum. Yok, 4 kişiymiş. Başka burada hasar alan isim Espa da buraya yakın. Ve bayağı bir zorluk çıkartmış şu anda Bavşka'ya. Hemen İbredüen'den takım arkadaşları yaklaşmakta buraya. Espa da burada biraz sıkıntı yaşayacağı benziyor. Çünkü tek başına ve bakalım itemlerine. Kaskı yok. Bir level zırhı var. Elinde beril var. Gayet güzel ama bu sıkıntılı bir durum. Ama üst taraftakinde de silah yok sanırsam. Aynen. Zırh ve kask bulunuyor. Yani başka buraya doğru geldi. Espa da orada farklı açılardan rakiplerini görmeye çalışıyor. Şu anda YouTube D-Live chatini de alayım da hiç olmazsa takipleri falan görelim. Restream üzerinden göremiyorum. Bu kıyıcı takip etmiş. Hoş geldin. Teşekkür ederim takibin için. Caraway burada. Rakiplerine yakın bir oyuncu. Dark ekibinden darlamalar geliyor RGG ekibine. Onun dışında bir bakalım. Başka bir yerlerde bir fight olabilme olasılığı var mı? Şu anda El Pozo biraz sıkışık. Duhan buradan aklanmış ama kan dökülmedi sanırsam da. Şu an oyunda bakalım. Ölen eden var mı? Maalesef daha ölen eden yok. Duhan buradan aklanmış bir durumda. Ama takım arkadaşlarının ona doğru gelmesi lazım. Yani zaman geçtikçe bir hayli sıkıntılı anlar onları bekleyecek. Hele bir de El Pozo'da şu anda 3 kişi kalırlarsa bir hayli sıkıntı yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Beast ekibi burada ilk kan akıtmayı başarıyor. Tebrik ederiz. Burada Fidap ekibi de bir rakibi kafayı vurmuş durumdalar. Alex şu anda kime sıkacağını bilemedi ve ekstra burada almayı başarıyor. 4 kişi ona bakarken buldu. Çaça burada bitiren isim oldu. Hemen bakalım. Burada Cherry biraz daha rakiplerin arasına kadar girmeyi başarmış. Bir dakika. Tamamdır. Geldim. Oo, sağ taraftan oduncu burada ivrelerle karşılaşmış durumda. Farklı bir açılar deniyor ve burada ivredüen ekibinden Ross'u indirmeyi başardı. Arka taraftan da Cherry burada Zalozers'i indirdi. Şu an buradaki yoğunluk devam ediyor. Hala bir gelişme yok. Sadece oo, oduncu araya aldı. Şu anda ivredüen ekibi burada rakiplerinden bir kişi indirmeyi başarıyor ve direkt de finişini verdiler. RG ekibi burada 3 kişi kaldı artık. İvredüen ekibi burada bir kill'in sahibi oldu. Hemen şuraya bakalım. Espa da arka tarafa doğru uzamış ve gayet de güzel bir hamle bu. Erkenden ölmesi onun adına sıkıntı olurdu derken Seven ekibinden bir nak gördük. Neredeydi? Şuradaydı. Hemen bakalım.
M24 ve Mini'si var. Lord Ren'i gayet güzel bir şekilde indirmeyi başardı Duhan. Şu an yavaş yavaş rakiplerine doğru geliyor Seven ekibi. Oo Panda, hoş geldin canım benim. Ne yapıyorsun, nasılsın? Nerelerdesin sen yav? Şu an Duhan'dan bir bomba geliyor. Bakalım burada isabetli olacak mı? Oy maşallah. Ne attın be? Evet, İvre ekibi burada olayları daha da kızıştırmış ve Duck ekibinden Red Dawn'ı indiriyorlar. Şu an rakiplerin bir bireylemeye devam etmekteler. Duck ekibi şu anda 3 kişi kaldı ama burada bulunan 2 oyuncusu var. Espada çok uzaklarda ve buraya yetişmesi mümkün değil. Ve Cherry ile Walker ise farklı binalardalar ve arası gayet uzun. Birbirlerine destek verecek pek bir olasılıkları yok şu anlık. Ya Walker buradan geçmeyi denese İbreduen ekibi çok rahat bir şekilde görebilir. Hatta Ban bile burada rakibini görüp sıkabilir. Bu Cherry içine geçerli tabii ki de. Geçmesi bir hayli sıkıntılı. Ban buradan Walker tarafından hasar alıyor ve gayet de güzel hasarladı. Espa da buraya yaklaşmış. Farklı açılardan gelip burada rakibin yakınına kadar süzülmeyi başarmış. Chat neredesiniz ya? Yok mu bir destek? Bu nedir bu ya? Cyber PM D-Live'dan takip etmiş. Hoş geldin. YouTube'da daha kalabalığız. Gel istiyorsan oraya. Yine aynı The Closer. Şu an Cherry rakiplerini denemeye devam ediyor. Buranın fight'i bir tık kilitlendi ve burayı açacak isim de İvredüven ekibi bence. Burada 4 kişilik bir sayı avantajları var. Ve burada Walker'a baskı verseler aslında 4 kişi olarak alabilirler. Arkadan Espa da rakiplerini darlamaya devam ediyor şu anda. İbredüen ekibini darlıyor ve Walker'ı orada zor durumdan kurtarmaya çalışıyor bir nebze de olsa. Hemen bakalım Seven ekibindeki son durumlar ne? Evet, Vayne ekibi buradan uzaklaşmış ve El Pozo ekibi şu anda Seven ve Shade ekibi. Oyun alanına bir drop iniyor. Bakalım dropumuzda ne var? AVM var ve buraya en yakın isim ise Feed Up ekibi sanırsam. Aynen. Burada görebilirlerse gayet güzel bir AVM'leri olacak. Şu anda macera tamamen kilitlenmiş durumda ve buranın kilidi dediğim gibi İvredüen ekibinin ellerinde. Farkındalar mı bilmiyorum ama burayı açabilecek isim şu anda onlar. Buradan 3 kişi olarak bir baskı verseler Dross mesela buradan Walker'ı hapsedebilir buraya. Ve bir kişi daha almış olurlar. Böyle böyle devam edebilirler. Bana sorarsanız. Oo geçmiş olsun Pandam. Tableti sen bir kere daha kırmıştın değil mi? Olen. Olen çocuk. Bir sağlam bırakmıyorsun ha. Şu anda 2 kişi baskıyı verdi. Bakalım başkayla Dross yukarıda kalan isim. Bakalım burada Walker'a yakın temasa girdiler. Dross burada Walker'ı indirmeyi başardı tepeden. Dediğim gibi oynatma fırsatı vermeyeceklerini söyledim. Ve Cherry'e de eş zamanlı bir RGG baskını geldi sanırsam. Yo onu da İvre ekibi sanırsam nakladı. Evet, Espa da burada araçtan uzaklaşmaya çalışıyor. Dakika ekibinin burada sıralamayı oynatmaya başladı. Gençler 27 kişi izliyor. Bir yazan neden yok mu ya?
Bu Star. Burada Lorasima ile Lunax ekibi karşılaşmış. Sprex burada knock almayı başardı ve direkt finish vermeye çalışıyor. Şu anda Rage, Mylon ve Twisted knock bir durumda. Rage Fan Club var sadece. Burada Sprex rakiplerini oynuyor yavaş yavaş. Bakalım Rage'i burada bitirdi Sprex. Orada Mylon biten isim oluyor. Twisted da burada Clutch tarafından bitiriliyor. Bırakmadı orada Rage'e gitsin. Şu anda Tornito'yu kaybetmiş durumda Lorasima ve Lunax ekibi de şu anda 3v1 kaldılar. Matt'ten bir kafa mı geliyor sanırsam? Evet, burada çıktı. Bakalım. Sıkıntı yaşayabilir. Clutch orada sol taraftan açı alırsa bir hayli güzel görüş sağlayabilir. Kepler'ı arkada görüyoruz. Burada çift taraflı bir hasar alabilirler derken Lunax ekibi burada biten isim oluyor. Ama Kepler Medi indiriyor. Kepler affetmedi, oradan Medi indirmeyi başardı. Orada Sprex de neredeyse naklanıyor. Şu an Med'e denemeler. O karşılıklı denemeler. Captor bayağı güzel hasar aldı burada. Karşılığını da verdi. Med şu anda yukarıya doğru sürünmeye devam ediyor. Bakalım buradan geçebilecek mi? Keof ekibi burada farklı bir pozisyonlar deniyor. Zayn ekibi orada. Soldan soldan geldi. Bakalım Med'i kaldırma pozisyonuna kadar getirebiliyor mu? Sprex burada çok hasar almış ama Kuluç'un da burada Med'e doğru gittiğini görüyorum. Direkt burada kaldıracaktır. Sprex orada canını tazelediği anında buradan geriye doğru çıkma olasılıkları. Ha, evet, şu arabayla çıkabilirler. Çünkü buradaki tüm arabalar artık perte çıktı yani. Hatta perte çıkmasa bile oradan gidip o araçları alamazlar. Ve Beast ekibi burada Noe ekibini eleyen isim o 4 kill ulaştılar ve 2 kişi olarak yoluna devam ediyor. Aleykümselam Tori'ye hoş geldin. Hemen bakalım şu anda Keof ekibi Lorasima ile iyice yaklaşmış ve Kepler'ı Clutch bombayla indirmeyi başardı. Kıyıcı Chapo'yu indiriyor. Başka bir yerde fight'te şu anda Sprex farklı bir araç almış durumda. Sol taraftan da Timaeus darlayan isim. Şu anda 4v3'ler. Timaeus gitgide sollu bir açı almaya devam etmekte. Hiç ses vermeden en sola kadar gelirse orada kill çıkartma olasılığı çok yüksek. Yusuf herkese kalp attı. Burada Clutch naklandı. Bu bir tık Lorasima'nın dikkatini farklı yönlere çekecektir ve Timaeus'i fark etmeyeceklerdir. Bakalım bir bomba denemesi. Güzel bir bombaya benziyor ve Clutch burada tekrardan naklanan isim olacak derken naklanıyor ve Med orada bir cana kadar indi. Ve Med'i Sprex, Timaeus indiriyor. Timaeus'i de Sprex indirdi arkadan. Sprex burada mücadele devam ederken gayet güzel hasarlar çıkartıyor rakiplerini ama Timaeus'i orada kaldıracakları aşikar. Ama arka tarafından da şu anda bir 8 numaralı ekip gelmekte. Ve onu da Lated bitiriyor. Lorasima ekibine burada veda ettik. Gayet güzel mücadele verdi tüm takımlar. Hemen şurada Unix ekibine bakmak istiyorum. Burada bir yakınlık var. 20 numarayla 18 numaralı ekibin. Biz birbirimize destek olmasak kim olacak? Vallahi. Helal olsun. Başka şu anda rushlayan isim. Bir bomba denemesi, bakalım isabetli olacak mı burada? Sesi kastı ve isabetli olmadı. Walker burada Kepler'ı indirmeyi başarıyor. Artık burada Halvorius'la Keof ekibinin arasındaki fight'i görüyoruz. Lovix bir burada tek başına kaldı artık.
başvurudan bir tık hasar aldı derken burayı bitiren İvre Duen ekibi oluyor. Hemen şuraya bakmak istiyorum. Hervorius ekibi burada baskı kurmuş. Kepler burada kaldırılan isim. Senyor orada Sliver'ı karşılıyor ve naklamayı başardı. Şu an Senyor'un canı çok az derken Lidstone'u indiriyor. Kepler orada can basmaya devam etmekte, artık basabilecek mi acaba? Evet, bastı. Slivet şu anda kaldırılan isim, o bomba etkili olur. Evet ama tutulmadığı için fazla bir etkisi olmadı. Senyor burada sürünmeye devam ediyor. Sisler onu bir tık daha coverlayacak ama. Kepler'dan güzel bir deneme. Oo, Lilith'ın güzel denemelerle devam ediyor. Senyor burada canı basacak ama Hervorius ekibinin burada baskıyı daha da kuvvetlendirmesi lazım. Times orada Lilith'ı güzel hasar çıkarttı. Şu anda burayı savunacak gibiler derken Nyx orada Kepler'ı indirmeyi başardı. Bu bir tık daha sıkıntıya çok sokacak gibi görünüyor. Times'in burada gidebilmesi, evet gidiyor. Gidebilmesi gerekiyor diyecektim ki. Oo, Kepler tam gitti ama bitti. Şu an bir bomba denemesi ama pencereden geçmedi. Geçmiş olsa biraz sıkıntı yaratabilirdi. Bu arada devam ediyorlar. Senyolu Silirit orada drop shot'la indirmeyi başardı. Times'e bir bomba denemesi. Oo, Lilith de orada. Times'i bekleyen isim imiş. Bakalım hemen burada Pars ekibi de buradaki tepeliği almış durumda. 13. bölgeden kıyıcı tek başına burada. Rakiplerini tutan isim. Owner buradan aklanmış. Takım arkadaşlarından kim var acaba derken bitirilen isim oluyor. Çaça onu orada almayı başardı. Şu an kıyıcı tek başına İvredüven ekibini tutmaya çalışıyor. Oo, tekerlekleri vesaire ya, hepsini aldı bu arada kıyıcı. Gayet güzel hasarlar çıkarttı rakiplerini ama maalesef burada araçlara binip gittiler. Şu an sağ taraf bayağı bir kalabalıkken Seven ekibi de buraya gelen isim oldu. Finger orada Ömer'i indirmeyi başarmış. Pars ekibiyle karşılaşmışlar derken burada önlerinden Hervorius ekibinin geçtiğini görüyor. Left orada spray altında şu anda tek başına. O araç dayanmaz diyecektim ki Nef'in son mermisiyle burada indirmeyi başarıyorlar. Bu arada bayağı bir hasar aldı oraya çarpmayla. Yani Miraman'ın araçları kadar kötü bir şey yok ya bu oyunda. Dayanıksız çöp yani bildiğin. Bu ne? Ha, dışında mı? AVM var. Gayet güzel ve 13. bölgenin hemen dibine düşmüş durumda. Eğer bunu alabilmiş olsalar zaten oyuna çok farklı tat katacaklardır. Ama tabii rakipleri ona izin vermez. Arkadan rotasyon görüyoruz. Şu anda hangi ekibin rotasyonu? Kıyıcı mıymış? Yok pardon, başka ekip sanırsam. Old Patrebon ve Pars ekibi sanırsam. Hemen şuraya bakalım. İvredüven ve Nasi arasında bir yakınlık var. Struck burada naklanan isim. Yasuo içi de burada naklanmış ve direkt bitiriliyor. Sol taraftan 13. bölge buraya baskıyı verdi. Üst taraftan da Fidap ekibi burayı darlayan isim. Aynı istek. Levis Dross'u indirmeyi başardı burada. Artık İvredüven ekibinde iki takım oyuncusu kaldı.
Ve yeni alanımız vardı ve yeni alanda kimse yok. Sadece 2 tane oyuncu var. Şu anda 3. oyuncu da alana girmeyi başardı diyebilirim. Rezona mı düştü burada? Oo, Pastiz rezona düştü ve şu anda 13. bölge bayağı bir sprey altında. Buradan kurtulmayı başardılar ve alanda güzel bir yer kapmayı başarıyorlar. Ama şey ekibi burada. Bakalım nasıl bir pozisyon izleyeceğiz. Rezon da alandan büyük. Rezon. Maşallah. Sağ taraftan Parsi ekibinden bir nak görürüm. Sağ tarafta da Helvoris ekibiyle Old Path Reborn ekibi arasında bir mücadele var. Jamilion orada Beast ekibini düşürdü. Ekstra da burada rakiplerini darlamaya çalışırken kendisi neredeyse naklanıyordu. Ve takımını biraz daha sıkıntıya... Burada Ceyhun'dan güzel bir bomba. Pardon, Ceyhun'dan güzel spreyler. Savaşçıdan da güzel bir bomba izledik. Bakalım şurada. Her yerde bir fight söz konusu. Seven ekibi yavaş yavaş buraya yaklaşmakta ama sol taraftan da Walker'ın alana girmeye çalışıyor. Old Path Reborn ona izin vermiyor. Şu an 13. bölgede de şey ekibi arasında bir yakınlık söz konusu devam etmekte. İdi. Bitmiş galiba. Yok, devam ediyor. Shade savaşçı şu anda. Onlar da son kalan isim derken her yerde şu anda bir fight kopmuş durumda. 11 takım var. Sol tarafta bayağı bir kaos kopmakta şu anda. Beast ekibi alana girmeye çalışıyor. Walker arkada kit basmaya devam ediyoruz. Shade ekibinden savaşçı burada son kalan oyuncu. 9 takıma kadar düştü bir anda. Eşi burada nak kaldırılmaya çalışıyor ama Nasty ekibi burada görüşü vardır büyük ihtimalle. Ve bombalarla burada 13. bölge rakibini indirmeye başardı. Şehit ekibine de veda ettik. 8 ekip kaldı şu anda sadece. Şu anda Levis'i indirdi Cedric. Şu anda 7 takım var. Rush şu anda alan dışında kit basmaya devam etmekte ama 3 kiti kalmış gördüğümüz üzere. Birazdan ona da veda ediyoruz. Kit basması lazım aslında. Ne yapıyor? Araçla girebilme ihtimali vardı bu arada ya. Bir kit oradan aldı. 3 kit derken güzel bir çaba. Hemen bakalım 13. bölgeden Wolfinger burada naklanan isim oldu. 13. bölge buraya kafayı attı ama şu anda her taraftan sprey alıyorlar ve burada onlara da veda ettik. Şu anda Old Path Reborn ekibinden eşi nakladı çaça. 3 takım kaldı. Rush'a veda ettik sanırsam, orada fazla loot aldı. Şu anda büyük ihtimalle FIDAP ekibi kazanmış diyebilirim. Çünkü 4 kişiler ve alanda onlarda kaybetmeleri biraz sıkıntı. Evet, 2 ekip kaldı şu anda. Nasty ekibinden Plusha burada hayatta kalan son isim. Araçları da patlattılar aman aman. Şu an bir kafa geldi Chacha'dan. Plusha'ya ekstradan hasarlar. Cedric'ten hasarlar ve yarı cana kadar düşmeyi başardı şu anda. Ve Nasty ekibine de veda ediyoruz. Burayı kazanan FIDAP ekibi oluyor. FIDAP. Tebrik ederim onları. Hemen şöyle SS'imizi alalım. 6, 11, 12, 14 kill ile birinci olmuşlar. Gayet güzel. Nasty ekibine bakalım. 4 kill. Old Path Reborn ekibinde 4 kill var. 13. bölgede 5 kill. Pars ekibini çekememiş. Beast ekibinde 8 kill var. Hemen bakalım. Vine ekibi çekememiş. Şöyle şuranın da SS'ini alayım.
Hayır, Warriors ekibinde 5, Shade ekibinde 1, Seven ekibinde 4. Dark ekibi çekememiş. Irve ekibinde 4-8, 11 kill var. Keof ekibinde 2, Unix ekibinde 0. Loresim ekibi 4 kill. Buranın SS'ini almıştım değil mi ben? Evet, hemen geçelim. All for One çekememiş. Noe ekibi 2 kill çekmiş. RG'yi çekememiş. Lunax ekibi de 1 kill çekebilmiş. Hemen 5 dakika ara veriyoruz. Ardından Sanok haritasıyla sizlerleyiz. Bir yere ayrılmayın.
Evet. Gaming Call Star Scream'de 3. maça geldik. Sanok haritasındayız. Hemen uçağımıza bakalım. Uçağımız haritanın üst kısmını kapsıyor. Alt tarafta biraz boşluk olacak haritanın. Ama 4x4 olacağı için fazla da sıkıntı çıkmaz. Sadece Sahme, Charlie gibi yerler, hatta Dox boş kalacaktır. Onun dışında haritamız genel olarak dağılımı karşılayacaktır. Şu an haritanın sağ bölgesi, üst bölgesi ve alt bölgesi yoğun. Dorasima ekibine bakıyorum hemen. Burada bootcamp atlamışlar. Unix ekibiyle karşılaşmış durumdalar sadece. Nazi ekibi burada başka bir yerde fightta. 13. bölge burada aynı zamanda bir fightta. Owner orada başkayı indirmeyi başarmış. Şu anda Owner değil, Goldfinger burada rushten isimmiş. Stroke'u da burada indirdi. Ibreduen ekibinde şu anda sadece 2 oyuncu kaldı. Owner sağdan baskıyı verdi. Şu an rakiplerine çok yakın. Aa, Dross AFK kalmış. Ve burada Owner son vuruşu yapan isim oluyor. Tebrik ederim. AFK kalmış galiba o arada adam. Şu anda Noah ekibi yakınlık gösterirken bir yandan da Keof ekibi ile Fidap ekibi arasında bir mücadele var. Şu anda 2 kill ulaştılar. Zayn burada tek başına. Ekstra burada rakibini indirmeyi başardı. Ve Keof ekibine burada veda ediyoruz sanırsam. Noah ekibine bakalım hemen. Şu anda 19 numaralı ekiple karşı karşıyalar. Irex Ceyhun'u indirdi. Irex'e bakmak istiyorum. Gayet güzel spreyler ama Irex'ten aklanan isim ve direkt de bitiriliyor. Burada Duhan Maxi'yi naklamayı başardı. Evet, Duhan'ı farklı bir ekip şu anda naklıyor. Eright Boy burada finishini verdi. Nef arka taraftan desteklemeye çalıştı ama maalesef tek başına kaldı. Buradan uzaklaşması gerekir. Elite Boy açıktan mı koşuyor? Şu an görüş alabilecek mi? Biraz daha yaklaştı bakalım. Daily Scrim'ler büyük ihtimalle haftaya başlayabilir. Bu da Maxery'i naklamayı başardı tekrardan. Elite Boy orada bayağı bir hasar aldı. Tüm takımlar zaten gönlümüzün birincisi. Kazananın da. Burada Maestro'yu gördü. Direkt finishini verdi. Annesine bir kill yazdırmayı başarıyor. Şu anda 2'ye 1 kaldı. Herbolis ekibi buraya yavaş yavaş yaklaşan isim. Burada farklı bir tat katacakları söyleyebilirim. Şu an Elite Boy kalktı ama sağlık basacak malzemesi yok. Burada bandajda da Maxi'yi kendini tazelemeye çalışıyor. Nef'in de gayet güzel malzemeleri bol. Bakalım nerelerde başka yakınlık var. Fidap ekibi burada alana neredeyse girmeyi başarmış. Lorasima ekibiyle hala Unix ekibi arasında bir mücadele sürmekte.
Şu anda Unix ekibi kenar evleri almışlar. Ana binayı da Lorasima ekibi almış. Şuradaki karşılaşma hala sürmekte. Nef buradan uzaklaşan isim. Hemen Beast ekibine bakalım. Burada Pars ekibiyle neredeyse karşılaşmışlar. Yusuf'tan herkese destek geliyor. Dakika ekibine doğru bir drop düştü ve dropta Groza ile 8x var. 3 level setin yanında. Gayet güzel. Herboris ekibi burada alana girmeyi başardı ama büyük ihtimalle bu alan kenarında Noe ekibiyle Seven ekibinden nefi tutacaklardır. Alana girmesinler diye. Pars ekibiyle Beast ekibi şu anda yan yana geçmekte. Kardeş kardeş alana girmeye çalışıyorlar. Şu anda All for One ekibi yavaş yavaş ilerliyor. Banju'yu kaybetmişler. Ve burada bir nark geldi artık. Kılıç buradan aklanan isim. Direkt kaldırılıyor. Bir şey diyeceğim. Burada da bir fight var. Owner buradan aklanan isim. Bakalım Vine ekibiyle karşılaşmışlar. Burada Master'ı görebilecek mi? Pardon, Vortex'i. Knef orada alana düşen isim oldu. Üst tarafta Elite boyu kalan son isim sanırsam. Evet, Owner'ı da kaldırdılar ve şu anda yollarına devam ediyor 13. bölge tam sayı olarak. Vine ekibinden darlamalar başladı tekrardan. Lorasima Matt şu anda rakiplerinden bir kişi indirdi. Longs buradan aklanan isim. Bakalım oynayacaklar mı? Lorasima ekibi bir nak aldı mı oynar diye düşünüyordum. Evet, oynamaya başladılar yavaş yavaş. Warhead oraya doğru oynadı şu anda. Ve 3 kişi olarak da baskıyı kurmayı başardılar. Diffle burada darlamayı tercih etti rakiplerini ama maalesef burada rakiplerin içine kadar girmeyi başardı ve oradaki nakı büyük ihtimalle çekeceklerdir. Lovix bir arkadan dolaşmaya devam ediyor ama ana binada kılıç kaldı. Burada bir şekilde destek verecektir takım arkadaşlarına. Kalp isteyen varsa ismini yazsın. Atar sıkıntı yok. Vayısın. Evet, buradaki kili aldılar. Hemen ben başka yöne çeviriyorum ekranları. 13. bölge baskıyı kurmaya devam etmekte. Arada bir yemek atayım ağzıma ki kendime geleyim. Dün sunarken başım döndü artık. Sağ tarafta Master burada ses vermiyor. Şu anda rakiplerin yaklaşmasını gördü ve Northland burada darlamayı tercih etti. Matt orada LowXB düşüren isim oldu şu anda. Lorasima ekibi baskıyı kurmaya başladı bile. Arka tarafta bir kişi düştü. Med'e bakmak istiyorum. Burada ön cepheye kadar gelmiş rakiplerinin. Oo, soldan baya bir hasar aldı. Diffle orada görebilecek mi acaba rakibini? Pars ekibiyle bir mücadele söz konusu yukarıda. Nasty ekibi şu anda Herboris ekibiyle karşılaşmış durumda. Plusha ile Nyx oradan naklanmış. Nyx'i bitireceklerdir. O gerçi buradan Lilith'a naklanmış.
Onu kaldırdı takım arkadaşları ama Sarp'ı kurtarmaları da bir hayli zor. O 13. bölge burada fight'a başlamış bile. Kıyıcı yarı cana kadar düşmüş ama rakiplerini indirmeye devam ediyorlar. Burada Master'a bir rush geldi ve Master'ı indiren Unseen oluyor. Ama Lord Tran orada destek verip Unseen'i indirmeyi başardı. Burada karşılıklı naklar ama burada kayıp Heartitters ekibi, Vayne ekibinde olacak. Çünkü Master'ı da burada bitirebilme şanslarına sahipler ve Kıyıcı orada direkt bitiriyor. Öf, canımsın Yusuf. Hem de 3 tane atmış. Can. Yukarıdan darlamaya devam ediyorlar. Arka tarafımızda dakika 2000'i görüyorum. Burada rush gelebilir. Ve Kıyıcı buradan aklanan isim oluyor. Vortex orada bir anda çıktı ve hiç beklemedikleri anında orada Kıyıcı'yı indirmeyi başardı. Şu anda arka tarafa rakipler gelmeye başladı bile. Dakika ekibi Red Dawn burada düşürmeyi başardı Goldfinger'ı. Bakalım sol taraftan da gelen bir çaça var. Şu anda araya alındı diyebilirim 13. bölgeyi. Red Dawn'ı gördü, orada bir sprey denemesi, gayet güzel hasar çıkarttı. Bomba denemesi ama başarılı olmayacak sanırsam. Gayet güzel hızlı inçiklerle burada rakiplerini darlamaya devam ediyor. Evet, takım arkadaşlarından da destek geldi. Çaça şu anda sol tarafta farklı bir konumda ve burada Çaça'yı indirmeyi başardılar. Oo, arkadan da şimdi Northren şu anda o kadar daraldılar ki yani her yerden rakip baskısı var. Ama iyi dayanıyorlar. Her yerden öyle bir baskı geldi ki. Daily Scream bir hafta sonra karar verilecek ya, ne zaman devam edeceğini. Yani haftaya başlar büyük ihtimalle ama bakalım. Haftaya başlar ama belki bazı günler olur. Yani atıyorum mesela hafta başında pazar günü söylenir, şu günlerde olacak bu hafta diye. 2-3 gün oynanır yani, 3-4 gün ya da belli olmaz o. Şu an netlik yok. Fidap ekibi burada 6 kilo ulaştı. Rakiplerini tek tek elemeyi başarıyorlar. All for One ekibi de burada aramızdan ayrılan ekip sanırsam. Daha oyuncularını göremiyorum şu anda. Old Patrebon şu anda Şehit ekibiyle karşılaşmış. Dark ekibiyle de 13. bölge arasında bir mücadele sürmekte. Walker'la şu anda Ansin arasında var. Walker neredeyse naklanıyordu. Goldfinger burada naklanmış. Cherry orada. Naklan. O iki kişi aldı Ansin. Bir anda iki kişi almayı başardı. Orada mermiye kafa attı diyebilirim. Red Dawn. Ya da Cherry, hangisiyse bilmiyorum orada sonradan gelen. Ansin burada rakiplerini elemeye geldi. Bakalım Espada burada izin verecek mi orada? Espada burada 13. bölge geliyor. Gayet güzel iş çıkarttılar ve burada takım arkadaşını kaldırıyor. Red Dawn'ın bir canı kalmıştı. Onu kaldırıyor ilk. Ve tam kadro olarak yollarına devam ediyorlar. Şuraya bir drop düşmüş, hemen bir bakalım. Groza var. Bir şey diyeceğim ama Fidap ekibi şu anda yavaş yavaş buraya yaklaşıyor. İbre Struk, herkesin ellerine sağlık tıklı. Teşekkür ederim. Zevk verdiniz. Twist şu anda tek başına Pars ekibinde. Sizin de ellerinize sağlık. Oo, sağ taraftan hasar aldı be. Lorasima Clutch burada İndirmeyi başarıyor. Pars ekibine veda ettik. 9 ekip var. 29 kişi şu anda hayatta. Ve oyun alanının dışında sadece 4 oyuncu var sanırsam. Mutix. Yok. 5-6 oyuncu varmış. Bakalım Herbivorius'la Şehit ekibi arasında bir mücadele yaşanacak. Burada Herbivorius'tan sadece Walker kaldı ve Şehit ekibinden de sadece Kisu var sanırsam. Bir bomba denemesi ama Kisu oradan
çoktan çıktı. Evet, Lated burada takım arkadaşını kaldırdı. Ama Shade ekibi onun önünde şu anda. Shade ekibinin yerinde olsam alana girerim. Çünkü alan dışında tutmaya gerek yok. Alan içinde girer. Alan dışından vurmayı denerim. Şu an Walker farklı bir açılar deniyor. Sağ taraf biri hayli kalabalık şu anda. Loris'im, Vayne ekibi, RG ve Nasty ekibi şu anda bizlerle. Şöyle bir bakalım, Vortex'e bir bakmak istiyorum. Derken o Twizy buradan aklandı ve direkt de finish'i geldi Specs tarafından. Prusha buradan aklanan isim. Matt tarafından bakalım. Gayet agresif oynamaya devam ediyorlar. Yasuo işte buradan naklandı. Karabey'in de killini burada çeken isim Matt oluyor. 9 kill ulaştı Loresim'a. Gayet güzel yola devam ediyorlar. Beast ekibi şu anda buradan gayet güzel bir alana girebilir. Önünde yoğunluk var ama geçilemeyecek gibi değil. Ama Loresim ekibi burada biraz zor geçer gibi. Çünkü önünde 2 tane ekip. Hatta sağ tarafa da bakarsak 3. ekip diyebiliriz. Derken Lewis buradan Medi darlayan isim oldu. Ama 4 kişi rakibi. Bakalım burada. Bir medkit basıyor şu anda. Canını fullemeye çalışıyor. Sağlı sollu karşılaştılar. Spex burada. Lewis indiren isim oluyor. Tebrik ederim. Orasım ekibi 10 kill ile yoluna devam ediyorum. Gerçekten güzel bir kill sayısına sahipler şimdiden. Walker arabayla ezdi birini. Evet, şu anda burada bir fight var. Yo, arabayla ezmedi herhalde. Arabadan zıpladı mı, öyle bir şey oldu. Lated burada Kisu ile mücadeleye devam etmekte. Bir bomba denemesi, bakalım orada isabetli olacak mı? Oo, tam bomba atarken burada bir anda Kisu orada HS'yi yapıştırdı. Şu an alan dakika 2000'in üzerinde. Vayne ekibini görüyorlar. Matt orada infosunu verdi. Zalorex'i görmedi daha Matt. Zalorex'i görmedi. Tornit orada görmeyi başardı oduncuyu. Tam da oduncu kalbi gelmişti. Zalazer Tornito'yu indirdi. Tornito da oduncu indirdi. Specs de Zalazer'si indirdi ve RG ekibine de veda ettik. Sol tarafta Vayne Vortex rakibini darlarken orada Matt engel oldu ve Vortex'i naklayan isim. Şu anda Kuluç'un kalkması ama alan geliyor. Bakalım, bir hayli sıkıntılı. Şu an kaldırmayı Matt yapıyor. Girebilme şansına sahip şu anda alana. Alan daha değmedi bile. Vortex bitirildi. 13 kill olarak yola devam ediyor şu anda Lorasima ekibi. Şu anda bu taraf bayağı bir kalabalık. Beast ekibiyle Feed Up ekibi arasında bir mücadele yaşanabilir. Ekstra burada rakiplerinin yerini neredeyse biliyor.
TCU buradan naklanmış. Tenakson burada. Shade ekibinde kalan son oyuncu. Nobody ekibi şu an alana girmeye çalışan isimlerden biri. Nobody dediğim de yani Beast ekibi, pardon. Feed up ekibinde sadece Cedric kalmış. Ekstra burada nak. Oo, bayağı bir hasar alırken Spex orada Tenaxon'u indirmeyi başardı. Lorasima ekibi burada 14 kill'e mi ulaştı acaba? Evet, 14 kill'e ulaşmış. Şu anda 5 takım var. Ve gayet de avantajlı bir bölgede şu anda Lorasima. Derken burada Matt'ten bir spreyler. Sağ tarafta onlara da veda ettik. 4 ekibe indi. Dakika Cherry şu anda bastığı indirmeyi başardı ve Beast ekibi şu anda alan dışında kaldı. Alana girmeleri bir hayli sıkıntı artık bu saatten sonra. Red burada Mutix'i bitiren isim oldu ve Vio orada kalan son isim. Red Dawn burada Lord Train'i indirdi. Şu anda 3 ekibe düştü. Tornito burada Red Dawn'ı indiren isim. Walker burada nak. Cherry sadece hayatta kalan isim. Vio arkada can basmaya devam etmekte. Şu anda Lorasima ekibi alandan pozisyonunu alıp rakiplerin gelmesini bekleyecek büyük ihtimalle. Soğukkanlı koruyacak. Vio orada zaten kit basa basa artık kiti neredeyse tüketmiş. Barnaby'i takip etmiş. Hoş geldin. D-Live'dan takip etmiş. İstiyorsan gel YouTube'da daha fazlayız. Rarbet falan. Hoş geldin. Merhaba. Twitch'ten gelmişsin. Hoş geldin. İstiyorsan YouTube'a gel. Daha fazlayız orada. Şu anda Walker ve Cherry kaldı sadece. Lorasima ekibi burada alana yayılmış bir pozisyonda ve çapraz ateşle burada Walker'ı indirmeye başardılar. Cherry orada kalan son isim. Cherry'e baskın veriyorlar artık alana gitmesin diye. Kuluça bakmak istiyorum burada. Burada indirmeyi başardılar ve 16 kill olması lazım. Yanlış bilmiyorsam ama daha fazla da olabilir. Hemen bakalım. O çok ses yapmasalar bari. 3, 6, 10, 18 kill ile birinci olmuşlar. Tebrik ederim. Evet geldim bakalım. Dark ekibi 5 kill almış. Beast ekibi gayet güzel 7 kill almayı başarmış. Hemen şöyle Vine 1. Feed up ekibi 7. Shade 7. RGJ 0. Hell Warriors 2. Nazi 2. Pars 1. Old Patrebon 1. 13. bölge gayet güzel 5, 6, 7 kill almayı başarmışlar. All for One ekibi çekememiş. Unix çekememiş. Noah ekibi 2 kill. Seven ekibi 3 kill. Keof ekibi 0. Ivredüven ekibi 0. Bunların zaten SS'ini aldım. Hemen devam edelim. Erangel maçıyla sizlerle beraber olacağız. Bir yere ayrılmayın. Geliyoruz.
Evet, Gaming All Star Circuit'inde bugünün son maçına geldik. Erangel haritasındayız. Bakalım Erangel'ın kazananı kim olacak? İlk oyununu Erangel'ın Dakika ekibi kazanmıştı. Hemen uçağımıza da bakalım. Sol üst bölgeden sağ alt bölgeye doğru gidiyor. Uçağımız neredeyse haritayı yarı yarıya kesmiş diyebilirim. Bir tek Primorsk Ferpieri kısmına gitmek biraz sıkıntı. Onun dışında her yere gidilebilecek bir uçak türü bu. Kameski'ye de bir tık sıkıntı olabilir. Üst tarafa gitmek isteyen varsa eğer. Onun dışında gayet güzel dağılım izlenebilir. George Bush semalarında baya bir takım var şu anda. 3 takım burada harekete geçmiş durumda. Şu anda Pars ekibiyle Fidap ekibi çok yakın geçiyoruz. Çaça ise Pollyanna'ya çok yakın. Şu an Vayne ekibi Çaça'nın üzerine oynama şansına sahip. Onun dışında alanımız sol üst bölgeye doğru vermiş. Seven ekibi de burada Yasna'ya gelmiş durumda. Yasna'ya bir hayli kalabalık şey ekibi Nova'yı tek başına lootluyor. Gençler hani like, hani destek takımlara. Lunax ekibi burada Rage Fan Club ve Twisted olarak girmiş durumdalar. Dark ekibi buradaki George Bull evlerinin arkasındaki evleri almış. Şu anda hiçbir takım birbirine yakın değil. Ben de o sıradan böyle biraz atıştırmaya devam edeyim. Şu an kimse kimse. Yakın değil. Bakalım burada bir fight çıkabilme olasılığı var. Oo, burada Walker naklandı. Adem orada içeriği gördü. Deneme attı ama. Eyüp. Hoş geldin. Hello. Şuradan Rage'e bakmak istiyorum. Burada rakiplerini darlayan isim. Espa da Walker'ı kaldırmaya doğru gitti. Yasne bölgesinde bir mücadele neredeyse çıkmak üzere. Onun dışında başka bir fight yok. Sadece bu iki tarafta var. Bir de buraya bakalım. Burada ne kadar yakınlar? Evet, bombalık bir yakınlık var. Burada Lothran rakibi görebiliyor mu? Evet, Duhan'ı gördü, oradan bir bomba geldi mi? Galiba kendini attı. Ya da atmaktan vazgeçmiş, pardon.
Evet, fight neredeyse başladı burada. Bakalım. Seven ekibi Vayne ekibine neredeyse yakınlaşmış. Nef burada bir bomba denemesinde bulundu ama maalesef isabetli değil. Bakalım bir bomba daha deneyecek. Güzel bir bombaya benziyor. Burada isabetli olur mu? Lothren'in %25 canını götürmeyi başardı. Gayet güzel. Keof ekibi Herboris'in tam dibinden rotasyon atmaya devam etmekte. Hemen şuraya bakalım. Lunax ekibi ise dakika ekibine iyice yaklaşmış durumda. Farklı açılardan rakiplerini görebilmeye çalışıyor. Evet, Keof iyice oyun alanının ortasına doğru ilerlemeye devam etmekte. Onun dışında buradaki fight iyice uzadıkça uzuyor. Bakalım buradaki sonuç ne olacak? Duhan arkadan destek vermeye devam ediyor. Neften burada bir deneme geldi ama artık takımların bir fight'i sonlandırması ya da fight'i iptal etmesi gerekiyor. Oo, burada Herboris'ta Noe ekibi arasında bir yakınlık var. Rated ve Nyx burada yaklaşan isim olmuş ve görüşte çok fazla. Ve burada Vaventus naklanan isim oluyor. Irex tek başına. Buradan uzaklaşması lazım. Sonuncu neredeymiş ya? Aa, farklı yerlerde o. Alex burada tek başına, artık ses çıkartmaması gerekiyor. Bakalım Helvoris bu tarafa doğru yaklaşıyor mu? Sanırsam yaklaşmıyor. Oo, Elite Boy burada farklı bir ekibe yakalanıyor ve sadece Alex kaldı Noah ekibinde. Ve Beast ekibi burada bir kill'in sahibi oluyor. Artık şurası iyice birbirine girdi sanırsam. Ruhan ve Omelas buradan aklanan isim olmuş. Nef. He, Omelas'ı kaldırdı bu arada. Vortex buradan aklandı. Rushlatmadı burada Nef. Gayet güzel iş çıkarttı diyebilirim. Sağ taraftan da Mardathorn orada Nef'i darlamaya devam etmekte. O da Vortex'i indirmeleri gerekiyor. Oo, güzel bir bomba. Neredesin aklanıyordu? Güzel bir bomba geldi şu anda Mardathon'dan. Ceyhun orada hasar alabilirdi ama son saniyede kurtulmayı başardı. Molotov da geldi. Bakalım Master burada bombalarla darlamaya devam ediyor Nef'i. Bakalım Vortex'i kaldırmaya gidecek şu anda Lothren. Onun dışında Old Bad Reborn ekibi buraya All For One'lara yaklaşmış. Onun dışında aman aman burada bir yakınlık var. Herboris ekibi de 6 numaralı ekip, yani RGG ekibi çok yakın. Burada biraz daha yakınlaştı. Oduncu'dan mı spray denemeleri ama arkadaki supportları Oduncu'nun yarı canını almayı başardı. Ban da orada yarı cana kadar düşmüş durumda. Kayager hoş geldin. İyi seyirler. Artık Herboris'ten bir yakınlaşma başladı ve Slivet burada rakiplerinin dibine kadar girmeyi başardı artık. Bu ne patates şey ya bu, bildin. Patates grafik bildin. Burada oyuncunun kafasını görüyor.
Bombalar geliyor. Molotov burada. Oduncunun pozisyonunu bozmayı denedi ve gayet güzeldi. Nyx buradan aklanan isim oldu. Caraway burada rakibinin aklamayı başardı. Latitude da orada çok hasar almış. Caraway de arka taraftan mı almış? Yo, hayır. Ön taraftaki rakip onu vurmayı başarmış. Burada canını tazeledi. Şu anda Hyboris ekibi buradan bir tık zararlı çıktı derken Sleevit de buradan aklanıyor. Artık iki tık zararlı çıktılar. Şu anda RGG ekibi baskı kurdu. Bam burada. Walker'a yaklaştı. Walker'ın aklanmayı başardı ama kendinden aklandı ama takım arkadaşları burada Herboris'i bitirmeyi başaran isim oluyor. Tebrik ederim ve şu anda tüm takımlar rotasyona devam etmekte. Bir tek Yasna ekibi şu anda kalmış durumda. Şu an haritanın üst tarafı biraz yoğunlaşmış gibi görünüyor. Lorisma ile da Fidap ekibi arasında bir mücadele olacak ki şu anda neredeyse çok yakınlar birbirlerine. Ve burayı Vine ekibi kazanıyor. Tebrik ederim. Lunax ekibiyle de Duck ekibi arasında bir mücadele başlamış artık. Bir yandan da takımların rotasyonunu izleyelim. Kimler ne taraflara gidiyor? Unix ekibi Fidap ekibiyle çok yakın şu anda. 13. bölge All for One'ın hemen altında pozisyon almaya başlamışlar. Takım arkadaşları da oraya doğru geliyor. Irex burada tek başına kalmaya devam ediyor. Pars ekibi haritanın üst tarafından şu anda Old Path Reborn ekibine doğru gitmekteler. Her an fight'ı yakalanabilirler. Onun dışında Unix ekibi de burada Old Path Reborn ekibini tutan isimlerden biriydi. Bakalım burada bir spray altında kalacak mı? Rakiplerin yakınından geçip gidiyor şu anda. Ama diğer takım arkadaşları bakalım bu kadar şanslı olacaklar mı? Evet, burada ilk nak alınmaya başlandı. Twisted buradan aklanmış. Lunax ekibi bir tık araya alınmış diyebiliriz. Fan Club'ı şu anda Cherry tutuyor. Diğer iki kişiyi de 3 kişi tutuyordu. Twisted naklandı. Şu anda Rage tek başına 3 ve 1 atmak zorunda. Oho! 3 ve 1'i attırtmadılar bu arada. Direkt Espada bombayla indirdi ve direkt de finish'e oynadı. Fan Club burada kalan son isim. Twisted'ı da bitiriyorlar. Şu an Cherry hala tutmakta. 13. bölgeyle de Keof ekibi arasında güzel bir mücadele var. Oraya geçmek istiyorum. Burası artık bitmesi lazım. Bakalım. Dakika ekibi burada oynamaya başladı. Cherry burada rakibini gördü ve indirmeyi başarıyor. Gayet mantıklı, zekice bir hareket yaptı orada Cherry. Tebrik ederim. Fatih, helal olsun lan. İki tarafta gayet güzel oynadı. Lunax ekibi çok güzel. Sevdiğim bir ekip. Nera ekibi artık Lunax ismine geçti. Goldfinger burada. Kepler'ı bitirdi. Timess orada. Karaya çıkan isim oldu. Tek başına sanırsam. Yok. Zayn ve Senior var. Takım arkadaşları şu anda buradaki evi almış durumda. Evet. Alanımız iyice daralmaya başladı artık. İkinci alan kapanıyor. Üçüncü alanımız bakalım nereye verecek. Ve üçüncü alanı da Shooting Range ile George Bull üst evlerin arasına verdi. Şu anda Vine ekibi daha yeni alan dışından çıktı. Oo, buraya bir drop geliyor. Bu arada dakikaya temizlenme fırsatı verdi bu droplar. Tabi bunu görmemişlerdir de. Şu an bunun dumanı sayesinde burada görebilirler. Bir bakalım ne varmış. Şu an kafa eğilmiyor nedense. Ha, M249 var 3 level setin yanında. Şu anda İvre ekibi burada Dakka ekibine doğru gelmiş.
burada rakibini gördü ve Walker'ı orada kesmeye devam ediyor. Derken Walker da orada fark etmiş ivreleri ve Strup burada naklanan isim oluyor. Takım arkadaşları onu kaldıracaktır. Walker rakip aramaya devam ediyor. Drossu yukarıda. Bakalım supportlamaya başlayacak derken desteklemeye başladı ama bayağı güzel hasar aldı. Ve yeni rotasyonlar alan içine doğru gelmeye başladı. Loresim ekibi şu anda All for One'la karşılaşmış durumda. Şu an All for One buradan çevresini dolaşıyor ve araya almış diyebilirim neredeyse. Oo, sağ taraftan güzel bir hasar çıkarttılar Vanju'ya. Neredeyse naklanıyordu. Çok az canı kalmıştı. Şu anda Oxy Online ve Zenon bu tarafta konum almaya başardı. Şu an Lorasima'yı araya almaya çalışıyor All for One ekibi. Bakalım bu niyetleri başarılı olacak mı derken sol taraftan bir rotasyon görüyorum. Vine ekibi de buraya yaklaşan bir diğer isim. Lord Trainer orada nasıl bu kadar hasar almış? O Shade ekibi buraya baskın veriyor. Aman aman. Ama verdiği gibi Master orada takım arkadaşını korudu ve Tenaxon'a burada veda ediyoruz derken Mardaton da orada Kisyu indiren isim oluyor. Snow burada. Lord Trainer neredeyse düşürüyordu. Master desteğe geldi şu anda. Vortex ile beraber. Ve Şeyt ekibine burada veda ediyoruz. Tebrik ederim. Evet şu anda Duck ekibi temizlenmeye devam ediyor. İvre başka bir yolu tercih etti ama yağmurdan kaçarken doluya tutulmak bu olsa gerek. Ha, geçecek pek bir yer kalmadı. Şu an Lorasima'yı neredeyse sarmış durumda. All for One ekibi 13. bölgeye bir fight'a girmiş durumda. Goldfinger burada. Naklanmış bakalım. Keof ekibi burada görebilir onu. Onun dışında Nasty ekibi de orada mücadele sürdürmekte. Duck ekibi burada alana girmeye çalışıyor ama girmesi bir hayli zor. Unseen burada geldi ama kurtaramadı. Yredivan ekibi de burada pozisyon almayı başardı derken sol taraftan fight atmaları devam ediyor. Walker burada Timess tarafından düşürülen isim oluyor. Sağ tarafta sadece Cherry görüyorum Duck ekibinden. Burada Timess neredeyse alıyordu rakibini. Yeni alan verdi. Şu anda alanın üst tarafı bir hayli yoğun olacak gibi. 15 takım 48 kişi hayatta. Walker buradan ak. Zayn burada Ancien'i darlamaya devam ediyor. Bir bomba çekti bakalım. Timess'i patlatabilecek miyim? Ve Walker'ı üstten Nasty ekibi çekmeyi başardı. Orasım ekibi burada rakipleri darlamaya devam ediyor. Sprex orada birine kalmayı başardı. Burası bir hayli yoğun. Neredeyse naklanıyordu Sprex. Ve burayı hala tutmaya çalışıyorlar. Gayet güzel de oynadılar. Bayağı bir yoğunluk var burada. Beast ekibini görüyorum burada. All for One artık buradan çıkmak gereği duydu büyük ihtimalle. Çünkü rotasyon ayağı oldu burası. Nasty'nin gittiği yöne bir drop düşüyor şu anda. Onlar için tazelenme fırsatı. Hızlı olurlarsa rakip gelmeden orada tazelenme fırsatını bulabilirler. 13. bölgeden Ancien ve Kıyıcı şu anda yaşayan iki isim ve onlar da araçla yola revan oluyorlar. Ama arkadan darlanmaya devam ediyorlar. Sprex orada Lord Trenin'i nakladı ama Chapo da orada Sprex'i naklıyor. Şu an takım arkadaşlarına doğru sürmekte Sprex. Sprex'in olduğu yer bir hayli kalabalık bu arada. Lothran buradan ak. Takım arkadaşlarına doğru sürünüyor. Chapo burada bayağı bir can kaybetmiş. Kendini sisliyor şu anda. Sağ taraftan da Beast ekibi ile Vine ekibi fightlamaya devam ediyor. Şu anda Vine 2-2 bölünmüş durumda. Oxy Online burada rakiplerini darlayacak bir diğer isim. Helios buradan naklanmış. Bastet ve Vio. Orada takım arkadaşının kaldırması lazım ama Vine ekibi buna izin vermeyecektir. Lord Reinhold da kalktı. Bakalım. Canını da bastı hemen. Chapo da orada kendini canını doldurmayı başardı. Arkada Ivredivan ekibini görüyorum. Buradaki kıyı artık çok daraldı. Yani ve çok da kalabalık olmaya başardı. Maraton buradan aklanan isim.
Şu an Beast ekibi biraz baskıyı kurdu. Üçüncü bölgede buraya geldi. Aman aman. Ve 13. bölgede Loresima ekibi arasında bir mücadele var. Sol tarafta da Chapo'yu İbre Duran ekibi indiren isim oluyor. Spex şu anda çok açık. Ox Online'ın orada indirebilme şansına sahip. Ve Spex'e burada veda ediyoruz. Bir bomba denemesi isabetli değil. Aji Zalurex orada ekstra indirmeyi başardı derken Kıyıcı kılıcı indirmeyi başarıyor. Ansine orada baya bir hasar aldı. Sol taraftan İbre Duen ekibi baskıyı kurmaya devam ediyor. Burası bir hayli karıştı diyebilirim. Oo, teşekkür ederim başka. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık bu arada. Güzel oynuyorsunuz. Devam. 12 ekip kaldı. Şu an Vayne ekibi baya bir hasar almış buradaki rotasyonda. Loktren orada Milim Can'la alana girmeyi başardılar. Şu anda geri kalan Loresima ekibi All for One Yvreduen ekibinin de alana girmesi lazım. 13. bölgede burada alan kenarında Keof'tan Zayn'i gördük burada. Naklanan isim Timess burada farklı bir açılardan yola devam ediyor. Ama buradaki kaos hala bitmek bilmiyor. Buranın kilidinin açılması lazım artık derken Ox Online orada kılıcı da almayı başardı. Ama Tornito yeter artık dedi. All for One ekibine bir son verdi. Matt burada takım arkadaşından uzaklara gelmiş durumda. Ve burada kendine bir cover yapmayı başardı sanırsam. Aslında burada arabayı şöyle sağ tarafına doğru çekebilse çok daha güzel olabilirmiş sanki ama. Şu an fightlar sürmeye devam ediyor. 10 takım var sol tarafta. Fightlar devam ettikçe ediyor. Ansin burada. Naklan isim Kıyıcı burada. Tüten arabayla yola devam ediyor. Bakalım burada patlatılacak mı? Evet, güzel bir yerde durmayı başardı ama sağ tarafı dolu, sol tarafı dolu derken Vayne ekibi burada acımadan vurdu. Şu anda 7 ekibe düştük. Keof'tan Timess ve Matt Loresima'dan da Matt şu anda tek kişi olarak yola devam ediyorlar. Geri kalan tüm takımlar ekipli. Yani Matt oradan çıkması bile mucizeydi yani. Öyle bir kaosun içine girdiler ki. Üst taraftan fightlar devam etmekte burada görebiliyor. Ama sıkarsa da kendini çok sıkıntılı bir pozisyona sokacaktır diye düşünüyorum. Bir bomba ya burada bitebilme şansına sahip. Hemen üst tarafında Beast ekibi baya bir zorlanıyor. Vio ve Mutix orada baya bir can kaybetmiş. Hemen sol taraflarında da burada hangi oyuncu o? Twizy naklanmış. Blush'u hemen kaldırmaya devam etmekte. Sağ tarafta Pars ekibi bir fight'e girdi şu anda. Lonix orada Pars ekibini tutmaya çalışıyor. Sol tarafta Rush, sağ tarafta da Twizy. Burada Rush'a kalkan isim baya bir hasar verdi ve Twizy burada rakibini indirmeyi başarıyor. Tebrik ederim. Şu anda 7 ekip hala yaşamakta. Ama sayımız 17'ye düştü. Bakalım Vayne ekibi de buraya oynayan isim ama Timess'ten burada bir spray denemeleri geldi ama sisi daha kalmadıysa büyük sıkıntı içinde. Sağ taraftan Munix ekibi Low ekibi burada Vortex'in aklamayı başardı. Lord Dan orada bayağı bir hasar alıyor. Orada aracı patlatarak Vortex'in kilini çekmeyi başardı Timess. Sol taraftan da Mid orada denemeleri devam ederken Beast ekibi burada rakiplerini darlamaya devam ediyor. Master orada alana naklandı. Maraton da orada bir can kaldı derken Playzone'a mı düştü? Ne oldu? Simba Playzone'a düştü mü? Bir bomba geldi şu anda Mede doğru. Güzel kurtuldu. Bastet orada bombayı attı ama kendisi naklanan kişi oldu derken ikinci bombanın sesini duymadı galiba. Ve Mede de burada veda ediyoruz. Loresima ekibi dördüncü olarak aramızdan ayrılıyor. Hala bombalar gelmeye devam etmekte Mutix'ten. Şu anda 3 ekip Nasi, Keof ve Beast ekibi var. 4 kişi kaldı. Aleykümselam, hoş geldin Zor Bey.
Bakalım Nasty ekibi 2 kişi, Beast ekibinden Mutix ve Keof ekibinden de Times şu anda hayatta kalan isim derken 2 takıma düştü ve 3 kişi şu anda hayatta. Times'ten izleyelim olayı. 2v1 kaldı. Bakalım burada nasıl bir mücadele verecek. Boost'u yok. Fullleyemiyor. Bu onun adına bir tık sıkıntı. Zırhı 3. Kaskı 2. Bakalım rakiplerinde ne durumda. Zırhı yok. 2 kaskı var. Boost'u full. Zırhı parçalanmış ve 2 level set olarak devam etmekte. Boost'unu fulllememiş olmasına rağmen bu bir tık sıkıntı oluşturabilir. Fulllemesi lazım. Evet, tam dediğim anda da fulllemeye başladı. Ve şu anda bu son alan artık bundan sonrası bayağı bir sıkıntı oluşturacak. Plusha sağdan doğru gelmeye başardı. Bakalım burada görüş sağlayacak mı? Evet. Taşlı olduğunu gördü ama tam Times kafasını çıkarttı ki mermiye kafa attı diyebilirim. Gayet güzel mücadele ettik ve Times oyun sonuna kadar gayet güzel gelmeyi başardı. Oo, ne olur ya, yapma ha. Nasty ekibi 4-6-8 kill almış. Keof ekibi 6 kill ile ikinci olmuş. Beast ekibinde de 4 kill var. Lorasim ekibi 3 kill ile, o nasıl bir kaos orası, 3 kill ile dördüncü olmuş. Pars ekibi 3 kill. Vine ekibi bayağı kill almışlar. 4-6-8 10 kill ile 6. olmuşlar. Unisex ekibi 3 kill. 13. bölge 4 kill. 8.lik şanssızlık oldu biraz diyebilirim, orada izledim. Baya tam bir kaosun içine girdiler onlar da. RGG orada 4-5 kill. Irreduan ekibi 2. Fidap ekibi 2-4-6 kill. All for One 4 kill. Old Patrebon çekememiş. Noe çekememiş. Dakka ekibinde 3 kill. Shade ekibi çekememiş. Lunax ekibi çekememiş. Seven çekememiş. Hellborius 1 kill ile oyunu tamamlamış. Bakalım hemen şuradan SS'leri almaya devam edelim. Tamamdır. Evet, bugünün sonuna geldik. Birbirinden güzel takımlarımız mevcuttu ve hepsinde ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum bizleri tercih ettikleri için. Yarın görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.